Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte takipçim Serkan'ın hesabını inceleyeceğiz. O da şu anda videoda konuk. Serkan'cım hoş geldin. Videoma konuk olduğun için teşekkür ederim kardeşim benim. Hoş bulduk ben teşekkür ederim. Bir şey değil kardeşim. Arkadaşlar Serkan bana Discord üzerinden ulaştı. Hesabını güvenip de verdiği için Serkan'a gerçekten çok teşekkür ederim. Sizin de böyle güzel hesaplarınız varsa açıklamayı bırakacağım. Discord adresinden bana ulaşmanız yeterli. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey. Hesap sahiplerini videoya konuk olarak alıyorum ki hem sohbetli muhabbetli güzel bir video olsun hem de tamamen güvence açısından hesap sahiplerini videoma konuk alıyorum. Şimdi Serkan'ın hesabını incelemeye geçelim. Öncelikle profiline bakacak olursak 1.68 KD var. 2017'de kurulmuş bir hesap. Bayağı güzel bir hesabım var. Bu arada 85 levelsin. Evet abi. Baya KD oranı bir... şeyin güzel. Evet abi. Baya bir emek verdik. Bu zaman önden beri bu zamana kadar bayağı bir emek var bu hesapta. Maşallah kardeşim maşallah. Çok güzel. Şimdi tabii envanterine gir girmeden şey yaptım. <laughs> envanterine girince göreceğiz. Şimdi çantaya girecek olursak önce silahlardan başlayalım. Kelebek artı 7 sınırsız. Bunu bir kasadan mı çıkarttın? Evet kasadan çıktı. Hangiydi? Yeni, yeni yıl kasaları var ya. Anladım. Onlardan geldi. İkili bomba artı yedi sınırsız zaten bunu herhalde şeyden çıkarttı. Bu da kasadan çıktı. Kasadan abi. Glock 18 artı 7 sınırsız. Bunu nereden çıkarttı peki? Onu ben şeyle bir, bir ara gelmişti ya abi. aynen bir dönem zayla sınırsız olarak satış opsiyonu gelmişti. Aynen o zaman. O dönem anladım. ben kaçırdım gerçi mp 76 artı 7 sınırsız. Bunu AKS'den mi çıkarttın yoksa kazadan falan mı çıkarttın? AKS geldiği zaman çıkarmıştım. Hangi 600 AKS'den zahir. çıkarmıştın? Valla bir AKS'ydi ama 600 AY verdiydi bir ara. O zaman çıkarmıştım. Ben Fethi haftası AKS'sinde bak şöyle bir şey anlatayım sana Serkan. Bunu ZP ile 10K ZP ile hiç para yatırmadan tek de kendi hesabıma sınırsız çıkarttım. Benim kendi hesabımda mp 76 sınırsız ana hesabımda. Hiç para yatırmadan MPT 76'yı sınırsız çıkartmıştım. ZP daha bağlı ama şimdi za 600 ayda ne bileyim sınırsız. <laughs> 600 yani düşeşe gelmiş yani. Aynen. Bayağı bir düşük gelmiş. Aynen. Deagle artı 7 sınırsız. Deagle zaten arkadaşlar bir dönem ya yani yakın bir zamanda sınırsız satış opsiyonu markette vardı arkadaşlar. Herhalde Serkan sen o şekilde aldın bunu. Aynen za ile almıştım. Aynen. P90 RT7 sınırsız. P90'da arkadaşlar jeton markette verildi bu sezon dsr 1 artı 7 sınırsız o da geçtiğimiz bir iki sezon önce sınırsız olarak jeton markette verildi arkadaşlar gölge de aynı şekilde artı 7 sınırsız Mehmetçik artı +6 sınırsız Mehmetçiği zaten Zul oyun kendi oyuncularına hediye ettiği bir silah buradan Zul oyunu o konuda gerçekten çok teşekkür ederim Chris Factor artı 7 sınırsız umf 45 artı 7 sınırsız başka bakalım AUK 3'ün artı 7, kar 98'in artı 7, M93R artı 7, karambit artı 7, L115 artı 7, AVP artı 7, M468 artı 7, Nova artı 6, Groza artı 7, Ustura artı 7, Mehmetçik Pro artı 6, SIG 552 artı 6, CX4 artı 6, Fal Pro artı 7, M4 Super 90 artı 7, TRX artı 7, Saher artı yedi, Ayıboğan Ay Reis artı yedi. Skalle <laughs> artı yedi. Gerçekten Saher de çok güçlü bir silah. Nereden baksan şeytana yakın bir güçte. AK-47 artı yedi sınırsız. M902 artı altı. Ama AK-47 sınırsız demişim. AK-47'si artı yedi. Genelde çoğu incelediğim hesaplarda AK-47 artı yedi oluyor ya sınırsız. Bunu çıkaramadık. Aynen. Okay. Orada bir az alışkanlığı oldu kusura bakmayın <laughs> o yüzden. M902 artı altı. <laughs> MPX artı yedi. MK3 artı 7, Boron 12 artı 7, FN artı 6, Dikiş Tutmaz artı 6, Kaybar artı 6, Çeytak M200 artı 7, PP2000 artı 7, Kınak artı 6, Galil artı 6, Ançar artı 6, HKG3 artı 7. HKG3 bu arada arkadaşlar e, askerlerimizin kullandığı bir tüfek. MPT-76 her ne kadar e, milli piyade tüfeğimiz olsa bile hala şu anda askerlerimiz. Mehmetciğimiz hkg 3ü kullanıyor arkadaşlar. Askeri giden arkadaşlar varsa daha iyi bilir. Ee, T9 artı 7, M6 silivrici artı 6, MK2 artı 7. Başka bakalım. Sukutçöl Shine artı 7, Katan artı 7, MPT76S artı 6, Latif artı 6, Yapışkan bomba artı 6, G G36 artı 6, KTS035 artı 6, Famas artı 6. MP9 artı altı, Zigan artı altı, ARX160 artı altı, AKS74U artı altı, VP5 artı altı, İngiliz anahtarı artı altı, Dragonov artı altı, Ova type artı altı, Glock 17 artı altı. Baya sen buldun silah artı altıyı basmışsın yani. <laughs> Abi materyal çok olduğu için, bir de eksik kalmasın diye bütün silahları basayım. Yeni silah geldiği zaman da hemen tekmen onu da artı altı yapmayı çalışıyorum. Aynen. MB7 diye de. zaten yakın zamanda artı altı basma gelmişti arkadaşlar. Yani Çok yakı yakın başladı, zamanda onun kanalda ben videosunu yayınlamıştım. Ekstralarına bakacak olursak çelik yelek %10'da %5 sınırsız. Ekstra şarjör sınırsız. Dokunulmazlık sınırsız. Onun dışındakiler zaten günlü. Aynen. Ürünlerine gelecek olsak 2021 yeni dönem sezon spreyi. Arkadaşlar bu geçen sene Battle Royale'de ödül olarak Battle Royale demişim. Rekabet sezonunda ödül olarak verildi. Ekstradan bir ödül olarak verildi. Battle Royale bileti sınırsa. Sen bu bileti peki nasıl aldın? Kapalı beta'ya başvurduğun zaman almıştım. Aynen bu çünkü benim bildiğim kapalı beta'ya başvuran sınırlı sayıdaki oyunculara bu sınırsız olarak verilmişti bildiğim. Aynen öyle. Şu her Aynen, videomda öyle. da bahsediyorum birkaç hesapta da incelediğimde görüyorum materyaller, kasalar. Altın sandık. Sen hala hesabında altın sandık mı tutuyorsun? Evet. Es eski olduğu için tutuyorum. Aynen. Yoksa Arka, açmışım. Aynen arkadaşlar bu altın sandığın hikayesi de önceden Zula'nın ilk açıldığında rekabet sezonunda ya da rekabette rekabet ödülü olarak altın sandık veriliyordu ve bu markette satılan altın anahtarlarla açılıyordu. İçerisinden 50 bin za, 1 milyon zp, 240 günlük silah, 7 günlük silahlar, birer adet silahların deste, görmüş olduğunuz silahların desteklerinden bunlar bayağı bir eski bir deste. Destelere gelecek olursak bayağı bir destem var. Bayağı bir deste biriktirmişsin. Aynen açmaya da gerek duymuyorum çünkü. Aynen ihtiyacın olmadığı için benim de ger gerçek hesabımda böyle ihtiyacım yok. Karakterlerine bakalım. Şimdi özelleştirmene girelim. Özelleştirmene bakalım şimdi kartlarıma girip kartlarıma bakalım. Benim en çok merak ettiğim Kartlarda bayağı var ya. Efendim? Kartlarda bayağı var ya. Aynen. Bayağı bir var. Oo, bayağı bir var ya. Bayağı var. Buradan Zula'ya da de... sesleniyorum. Şu elif serisini artık iade getirin. Fazla kartlarını iade getirin. Bu oyuna belli bir para yatırıyoruz. Aynı desteden aynı kart çıktığında yatırdığımız para çöp oluyor. Aynen. Lütfen bu kartları iade getirin. Şimdi öneklentilerine bakalım. Öneklent. Kuantumlarına. Ana silahların hepsine kuantum var. Bu arada Groza'ya da altın kuantum. Gerçekten zor çıkıyor. O da balay. Valla çıkmıştı ya. Aynen bayağı zor çıkıyor. Gördüğüm kadarıyla bütün efsanevi kart ama efsanevi şimdi silahlarının hepsinde nereden baksan kuantum var. Bayağı bir kuantum var. Tüm ana silahlarında kuantum var. Evet, Efsaneden daha faziydi, Evet. İade edildiği için gitti. Daha fazla çünkü kuantum var. Anladım. Üst bakalım. Üst bayağı bir üst eklenti varmış. Benim en mer merak ettiğim mekatronikler hangisinde var? En merak ettiğim şey o yani benim. Bakalım TRX'e var, MPT var, M4'e var, AUGA var. Ana silahlarının çoğuna mekatronik üst eklenti var. Evet. Zaten arkadaşlar tartışılmasız oyunun en iyi üst eklentisi mekatronik üst eklenti. Reflex ve Holo'dan sonra en iyi üst eklenti mekatronik üst eklentidir tarz tüfeklerinde arkadaşlar. Aynen öyle. Tavsiye ediliyor buradan. Kullanın. Aynen hala el sporculardan çünkü kullanan da var. Allah kardeşim hesabın gayet güzelmiş. Allah nazardan saklasın. Daha iyi hesaplar nasip olsun sana inşallah. İnşallah. Şimdi hedefim ZS3 ve zs 4lerini almak bütün set halinde. Hesabı. Ha, anladım. Benim de şu andaki hedefim kadınlar günü set çekmek böyle ama öncelikle hesabımdaki sınırsızları arttırmak. Bir önceliğim hesaptaki silahların sınırsızlarını artırmak. Ben de sana önermediğim için ZS3'e zs ve kadına günleri çekersem ondan sonra ben sınırsızları önereceğim. Anladım. Böyle bir hedefim var. Anladım kardeşim. İnşallah hedefine ulaşırsın. İnşallah. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlerle birlikte takipçim Serkan'ın hesabını inceledik. Güvenip de bana hesabını verdiği için ve videoya konuk olduğu için Serkan'a gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.